bakım hemşiresi çok zor yetişiyor. Ne yazık ki lisans mezunu bir hemşirenin yoğun bakım hemşiresi diyebilmemiz için dünya ortalaması 5 yıl. Ama biz Türkiye'de biraz daha hızlandırılmış programlar uyguluyoruz diyebilirim. Yaklaşık 2 yılda yoğun bakım hemşiresi yetişiyor ve biz ona birebir hasta teslim edebiliyoruz. Artık gözümüz kapalı. Bu hastaya bu hemşire kaliteli bakım hizmetini verebilir ve 7/24 sürekli kesintisiz bu hastayı izleyebilir diyebiliyoruz. Ancak şu anda arttırılmış olan yoğun bakım yatak sayıları peki bu hemşire sayısıyla nasıl karşılandı diyeceksiniz. Zaten sayımız yetersizdi. Şöyle yapıldı pek çok hastanede. Çalışmayan servislerden, örneğin ameliyathaneler şu anda elektif cerrahi yapmadıkları için ameliyathane hemşireleri ya da başka servisteki hemşireler görevlendirme ile yoğun bakımlara yerleştirildiler. Burada tabii ki meslektaşlarımızın desteği için şükrediyoruz. Ancak yoğun bakım hemşiresi diyebileceğimiz noktada değiller. Burada da biz takım çalışması modelini öneriyoruz dernek olarak. Nedir bu model derseniz, burada bir kıdemli yoğun bakım hemşiresi rehberlik yani mentörlük yapıyor aslında. 4 hastaya bir rehber hemşire, bir kıdemli hemşire rehberlik edecek şekilde bir model uygulanması vurgusunu aslında Mart ayından beri hep bunları söyledik. Yine de söylemeye devam ediyoruz. Sayımız yetersiz olduğu için farklı bir model kullanılması gerekiyor. Yayınladığımız pek çok raporda da Sağlık Bakanlığı'na da iletmiş olduğumuz raporlarda da bu modelin uygulanmasının esaslarını ve çeşitli yöntemlerini de kendileriyle paylaşmıştık. Peki şimdi 20 bin yatak, bunun iyi hakkını verilerek hastaya bakılabilmesi için 50 bin yoğun bakım hemşiresi olması gerektiğini söylediniz. Mart'ta salgın başladığında bile zaten sayı düşüktü dediniz. Yetersizlik biz dediniz. Şu anda rehber hemşireler aracılığıyla diğer birimlerden destek alarak yoğun bakımlarda hemşirelik hizmetleri sağlanabiliyor dediniz. Dünyada 5 yıl, Türkiye'de 2 yılda yetişiyorlar. Peki şunu da eklerseniz sevinirim. Türkiye'de şu anda kaç yoğun bakım hemşiresi aktif olarak müdahale edebilecek durumda yoğun bakımlardaki COVID hastalarına? Ve bir yoğun bakım hemşiresi kaç hastaya bakabiliyor şu anda COVID'li hastaya? COVID'li hastalarda aslında birebir oran olması gerekiyor. Yani bir hemşirenin bir COVID'li hastaya bakması gerekiyor. Hasta özellikle yapay solunum uygulanan bir hastaysa, yani bir cihazla solunumu desteklenen bir hastaysa ve çoklu organ yetmezliği varsa bir hemşirenin bir hastaya bakması gerekiyor. Ama bunu ne yazık ki uygulama şansımız hiç olmadı. İdeali bu ama 2 hastaya da şartları zorlayarak evet bakıyoruz. 3 hastaya da bakıyoruz. Hatta son günlerde 4 hastaya da Of. bakıyoruz. Meslektaşlarım son günlerde 24 saatlik vardiyalarla gün aşırı çalışıyorlar. Bu ayda yaklaşık 250'lerin üzerinde bir vardiyaya tekabül ediyor. Tabii yaşam sadece yoğun bakımdan ibaret değil. İşten çıktıktan sonra ne yapıyorlar? İşten çıktıktan sonra biliyorsunuz salgının ilk günlerinde çeşitli yurtlar, STK'ların çeşitli dinlenme evleri, lojmanlar sağlık çalışanlarına açılmıştı. Ama süreç bu kadar uzayınca maalesef meslektaşlarımız bir bir evlerine döndüler. Mart ayından beri bu süreç bu kadar uzadığı için evlerine döndüler. Peki evde ne yapıyorlar derseniz, ne yapıyoruz derseniz, eve girdiğimiz zaman izolasyon yani çalışanlar kendilerini izole ediyorlar ailelerinden. Ben pek çok meslektaşımdan çocuklarıma sarılmak istiyorum, çocuklarımı koklamak istiyorum yazan mesajlar alıyorum. Afşin Hanım, Mart ayından beri çocuklarına hasret çalışıyor hemşireler. Ve bir mucize yarattılar. Bu mucize tüm dünyaya örnek oldu. Bakın biz hem Dünya Federasyonu'yla, Dünya Yoğun Bakım Hemşireleri Federasyonu'yla hem de Avrupa'daki federasyonla çok sıkı iletişimler halindeyiz.
Ve başkanlarından aldığım övgüleri sıralamaya kalksam sayfalar sürer. Siz çok zor bir iş yapıyorsunuz. Evet, çünkü değerler var. Çünkü biz televizyon üretmiyoruz. Biz fabrika işçisi değiliz. Biz insanla çalışıyoruz. İnsan hayatına dokunuyoruz ve çok kıymetli, çok biricik. Bir mucize yarattı hemşireler, tüm sağlık çalışanları. Ama bunu devam ettirecek gücümüz nereye kadar var? Dolayısıyla da sevgili hocalarımın söylediklerini galiba bir kere daha tekrar etmeliyiz. Gücümüz tükenmek üzere. Su bile içemediğinizi, pek yemek yemediğinizi de anlatmayacak kadar zarif ve işinize bağlısınız. Bunu anlıyorum ama bunlarla ilgili de bir günün nasıl geçtiğini bize anlatabilir misiniz? 24 saatlik bir vardiyadan bahsediyorsunuz. Evet, maalesef. Nasıl oluyor bu? Kaç kat giyiniyorsunuz? Ne kadar sıklıkla yemek yiyip su içebiliyorsunuz? Nasıl bir koşturma var? Ben insanların gözünde canlansın istiyorum. Çünkü öfke değil, empati kurtaracak şu tuhaf gezegeni Kesinlikle. diye düşünüyorum. İnsanlar da siz dinlerken sizinle empati kurabilsin diye bunu anlatmanızı rica ediyorum. Biraz da bununla ilgili bilgi verirseniz sonra diğer hekim konuklarımdan da son yorumlarını rica edip veda edeceğiz ama önce bunu duyalım. Şu anda ekranda da görüyorsunuz, bu kıyafetlerle çalışmak gerçekten çok zor. Yaz döneminde de biz bunlarla çalıştık ve her hemşire yanında yaklaşık 5-6 tane yedek forma ve çamaşırla geldi işe. Çünkü korkunç bir terle onu üzerinizden çıkardığınızda çizmelerden damlayan terle çalıştık. 3 kat maskeyle çalışıyoruz çünkü N95 maskeler çok kıymetli. Onu da korumak için onun üzerine de bir kat daha maske takıyoruz. 3 kat ediyor. Tulumun içerisindeki formayı korumak için bir önlük. Bazen tulumu korumak için tulum olur da biterse endişesiyle tulumu korumak için onun üzerine bir kat önlük daha. Dolayısıyla da bütün bu malzemeyle içeride geçirdikleri zaman 6 saat hatta 8 saati bulabilir. Rehber hemşire sayısı yetersiz olduğu için 8 saat boyunca hiç mola vermeden çalışan üniteler var. 8 saat boyunca su içmeden deli damağı birbirine yapışmış ve artık konuşamaz hale geldiklerinden kağıtlara yazarak iletişim kurduklarını biliyorum. Dolayısıyla bu şartlarda çalışmak gerçekten çok zor ve nöbetiniz bittiğinde de bazen ekranlarda da görüyorum, sosyal medyada çokça paylaşılıyor. Çıkış kapısında bankın üzerinde oturmuş kalmış ya da yerde oturmuş kalmış meslektaşlarımın görüntüleri çok var elimizde ne yazık ki. Bunları tabii böyle anlatmak bizler için de emin olun hiç kolay değil aslında. Ben dile getirirken bile gerçekten göğsümde bunun acısını hissediyorum. Ve tek başına bunu çözemeyiz. Hiçbirimizin gerçekten böyle bir mucizevi etkisi yok. Evet. Ama hep birlikte, gerçekten hep birlikte bunun da üstesinden geleceğiz diye düşünüyorum diğer bir taraftan da. Çok teşekkür ederim. Salgının başında belli saatlerde balkonlardan, pencerelerden alkışlar oluyordu sağlıkçılara. Her şeyi çok hızlı unutan memleketimize bunu da hatırlatmak isterim.